Sinan Tatlı, Muharrem İnce cephesinde bir heyecan yaşanıyor. 19 Mayıs'ta Muharrem İnce'nin partisini kurmak üzere İçişleri Bakanlığı'na başvurması bekleniyor. Daha önce en azından böyle açıklanmıştı. Beklentiler bu yönde. Hazırlıklar da son sürat devam ediyor. 17'sinde bir toplantı yapmayı planlıyor Muharrem İnce taraftarları, kurucular, kurulu daha doğrusu. Fakat logo hazırlandı, logo beğenilmedi. İşte bu logoya ilişkin çalışmalar yapılıyor. Bir kez daha yeniden yapılıyor logo. Farklı bir logoyla gündeme gelmek istiyor. Seçmenlerin karşısına çıkmak istiyor Muharrem İnce diyebiliriz. Ve bu arada istifalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce'nin partisine geçmek için Gaye Ustalar istifa etmişti. Mustafa Kemal Çiçek yine istifa etmişti son olarak. Bu istifalar aslında devam edecek görünüyor sonrasında da. Özellikle Muharrem İnce partiyi kurduktan sonra bu kopuşların CHP'den hızla devam edeceği bekleniyor. Daha doğrusu tahmin ediliyor. Ve şunu da söyleyelim, birçok partili belediye başkanı şu anda eski genel başkan CHP genel başkanı Deniz Baykal'a gidiyor ve bu ziyaretler son dönemde son derece yoğunlaşmış durumda. Bu ziyaretlerde de Baykal'a partiden ayrılmak istendiği ifade ediliyor. Fakat Baykal bu istifaları önlüyor. Yani şimdi kopmayın, partiden ayrılmayın, partide mücadelenize devam edin. Parti yönetimi sizin ayrılmamanız için bir takım şeyler yapmak zorunda şeklinde açıklamalarda bulunuyor edinilen bilgilere göre. Yani Baykal önemli bir kesimi CHP'de tutmaya devam ediyor diyebiliriz. Ancak tabii belli bir noktaya kadar Muharrem İnce Partisi'ni kurduktan sonra bu kopuşların artacağı tahmin ediliyor. Kulislerde bu konuşuluyor. Sinan Tatlı.